çok kafanı karıştıran ausschlafen, einschlafen, verschlafen ne demek bir türlü anlamıyorum diyorsan doğru videoda doğru kanaldasın. Kanalıma hoş geldin. Lütfen bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya etkileşim için mutlaka yorum yazmayı ihmal etme. Çok sevinirim. Benim de motivasyona ihtiyacım var. Şimdi bugün seninle beraber bu fiillerin anlamlarını ve kullanım alanlarını öğreniyoruz. Aynı zamanda halk arasında nasıl kullanıldığını da ekstra olarak veriyorum. Vakit kaybetmeden başlıyorum. Öncelikle Aus Schlafen'dan başlayalım. Bir önceki videoda Schlafen fiilinin yani uyumak fiilinin ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını görmüştük. Bu sefer varyasyonlarına geçiyoruz. Bu ayrılabilen bir fiil. Trennbares Verb. Eğer bu konuyu daha önce görmediysen videolarım arasında var. Geçmiş zamanda Perfekte haben ile kullanılır. Şimdi Tem bahes ve yap dedik. Ausschlafen ne demek? Uykusunu almak, doyasıya uyumak, geç kalkmak anlamına gelir. Negatif bir şey yoktur. Ausschlafen pozitif bir şeydir. Dinlenerek uyumak, istediğin kadar uyumak. Örnek vermem gerekirse am Samstag können wir ausschlafen. Am Samstag können wir ausschlafen. Cumartesi günü doyasıya uyuyabiliriz. Erken kalkmamıza gerek yok. Sabahın 6'sında 7'sinde kalkıp şey gitmemize gerek yok. Okula gitmemize gerek yok. O noktada ausschlafen kullanabilirim. Ne diyeceğim? Oh çok iyi ya. Yarın, uy yarın uyuyabileceğim ya da yarın erken kalkmak zorunda değilim derken bunu kullanabilirim. Evet, başka bir örnek. Ich habe ausgeschlafen. Yani ich habe heute ausgeschlafen. Bugün uzun uzun uyudum. Uykumu alıncaya kadar, dinleninceye kadar uyudum anlamında. Ich habe ausgeschlafen. Yani ich habe heute bugün ausgeschlafen. Güzel. Bunu koyduk mu cebe? Komplike bir şey değilmiş değil mi? Bence değil. Harika. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Einschlafen einschlafen dikkat geçmiş zamanda sein yani bu ist bin falan diyoruz ya onunla kullanılır. Normalde schlafen de ausschlafen habenle kullanılırken einschlafen seinle kullanılıyor çünkü orası bir proses yani bir süreç içeriyor. Ne demek einschlafen uykuya dalmak birinci anlamı, ikinci anlamı da uyuşmak. Vücudunun uyuşması, bir e, uzantının bir organının uyuşması kafanın uyuşması, gözlerinin uyuşması, elinin ayağının uyuşması ve hissedememen. Buna da aynı şlafın deniyor. Aynı zamanda uykuya dalmak anlamı da var. Birinci örneğimiz uykuya dalmakla ilgili Mein Baby ist eingeschlafen. Mein Baby ist eingeschlafen. Bebeğim uykuya daldı. Henüz tam uyudu mu o uykuya dalma aşaması var ya, o aşamadan bahsediyoruz. Bebek uyudu mu, uykuya daldı mı diye sorduğumuz zaman Ähm, um, ist dein Baby eingeschlafen? Ist dein Baby eingeschlafen? Çocuk uykuya daldı mı? Bebeğin uykuya daldı mı? Şeklinde sormuş olabilirim. Niye sesimi azaltıyorsan sanki bebek var evde. Evet. İkincisi ise Mein Fuß ist eingeschlafen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ayağım uyuştu. Ayağım, gösteremiyorum. Ayağım uyuştu. Hissetmiyorum. Üstüne oturursun, böyle karıncalanır sonra tamamen his gider ya. İşte buradaki bahsettiğimiz aynı lafını kullanıyoruz. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ayağım uyuştu. Güzel. Bir de verschlafen var. Verschlafen ayrılabilen bir fiil değildir. Bun, bu, ikisi ayrılabilen fiil, bu ayrılabilen fiil değil bu bir. İkincisi de haben ile kullanılır geçmiş zamanda. Ne anlama gelir? Uyuyup kalmak, fazla uyuyarak bir şeyi kaçırmak. Verschlafen her zaman negatif bir anlam içerir. Ee, hemen örneklere geçiyorum, orada anlayacaksın. Birinci örnek, ich habe verschlafen. Ich habe verschlafen. Uyuyakalmışım, ama negatif bir anlam var. Uyuyakaldığım için bir şeyi kaçırdım, ya da bir yere gidemedim, yetişemedim. Derse gidecektin, işe gidecektin, alarm çalmamış ve sen uyumaya devam etmişsin. O noktada alschlafen kullanamazsın. Verschlafen kullanman lazım, çünkü uyuyarak bir şeyi kaçırdın. Tamam mı? Negatif. Ich habe verschlafen. Entschuldigung, ich habe verschlafen. Ya? Bir de halk arasında bir kullanımı var. Einen Termin Verschlafen. Buraya her şeyi getirebilirsin. Akuzatif olarak getiriyorsun. iyi halinde. Einen Termin Verschlafen. Ee, bir randevunun uyuy uyuması, uyuyarak gecikmesi anlamına gelmiyor. Buradaki Verschlafen verpassen yani kaçırmak anlamına geliyor. Hemen bir örnek vermem gerekirse. Ich habe den Termin Verschlafen. Ich habe den Termin verschlafen. Ja, ich habe einen Termin verschlafen. Bir randevuyu kaçırdım anlamında. Bir randevuyu uyuyarak kaçırdım anlamında değil. Burada uyuman, uyuma, uyuma olmasa bile konuşamadım. Uyuma olmasa bile verschlafen kullanabilirsin. Bu o olayı kaçırdığın anlamına gelir. Hep randevu mu olmak zorunda? Hayır. Ich habe den Start verpas Ich habe den Stadt verschlafen da diyebilirsin. Verschlafen diyebilirsin, verpassen diyebilirsin. Verschlafen da yine burada kaçırmak anlamında. Başlangıcı kaçırdım. Benim at yarışı izliyorsun, araba yarışı izliyorsun. Bir şey oldu, çocuk bağırdı, dur oğlum yapma etme derken başladılar ve sen o başlangıcı kaçırdın. Ich habe den Stadt verschlafen da diyebilirsin, verpasst da diyebilirsin. Tamam mı? Wow, bence oldu. <laughs> Harika. Güzel. Dediğim gibi destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı unutma. Umarım yardımcı olabilmişimdir sana. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.